Selam arkadaşlar, araç hakkındaki sorularınızı yanıtlamaya geldim. Bizim Eurocity 2006 model Iveco. Bunu Kocaeli'den aldık. Önceden bir halk otobüsüydü. Bunun yararları nelerdir? Aracın bakımları zamanında yapılmış demek bu. Yani herhangi bir şey aksatamıyorlar. Çünkü her gün aktif kullanılan bir araba bu. Bir beklememiş yani. Aracımız 22 kişilikti. 22 tane koltuğu vardı. Koltukları söktük ama henüz satamadık. Yani pek bir alıcısı talibi yok bu araçların koltuklarının. Yani oradan bir para kazanmayı pek düşünmedik. Ama çıkan o demirlerde, tutunma yerlerinde alüminyumlar var. Alüminyumları hurdaca gayet güzel bir fiyattan satabiliyorsun. Demirler de aynı fiyattan, yani güzel fiyattan satılabilir. Çünkü ağırlık ve çeşit olarak çok ama ne kadar satarsan satın büyük bir masraf karşılayacak mı? Karşılamaz. Yine de Allah bereket versin yani. Buna da şükür. Aracı Kocaeli'den, İzmit'ten İzmir'e getirdik. 80 litre yakıt aldık. Yani bütün deposu zaten 80 litreydi sanırım. Biz yüklediğimizde 80 litre aldı. Bu olay şaşırttı mesela beni. 80 litre, yani herhangi bir Dacia bir arabanın şeyi zaten 60 litre. Kocaman otobüsü 80 litre depo olması dezavantaj diye düşündüm ama avantaj da çok kolay fulleyebiliyorsunuz. Ve 80 litreyle Kocaeli'nden buraya çok rahat bir şekilde geldi. Gelmesinin yanı sıra hala aynı yakıtta çalıştırıyoruz aracı burada. Ara dinlendirmek için uzatılır, tur atmayı. Bitmedi. Aynen. Ama işin sıkıntı tarafı Şamandıra'da bir arıza var sanırım. Ne kadar yakıt kaldığını göremiyorsun. Onu da tamir ettirmemiz lazım. Aracı nerede yapıyoruz? Çoğu insanın zaten en büyük sorunu bu. Aracı aldım, kendim yapmak istiyorum. Çünkü biz her şeyini kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Elimizin yetmediği yerler olacak illa. Adam, sen de mi konuşacaksın? Gel. Yani bizim kamerayı devirmesek. Bir şey olmaz. Yani elimizin yetmediği yerler olacak. Oraları ustaya yaptıracağız. Ama bunun için kendi alanımız var. Dükkanımızın önüne çektik arabayı. Burada işte içeriden elektrik de çekebiliyoruz. Bütün malzemelerimiz dükkanda var. O yüzden çoğu şeyi kendimiz yapmaya yatkınız. Başka ne sorabilirler? Ha, niye bu araç? Aynen. Yani ben mesela küt burunlu bir araba istemedim. Çünkü yolda giderken o manzarayı izlemek istiyorum. Ve gördüğüm videolarda da böyle önü tamamen dümdüz, yani düz camlı araçlarda. Hani hız konusundan okey. Çok hani iyi değilmiş. Ama zaten bizim hızla işimiz yok. Ara! Kayda girdi mi bu? Evet. Tampon. Tampon alışa dönüştü köpekler. Dediğim gibi hızla işimiz yok. O yüzden böyle önü düz bir araba seçtik. Sabah uyandığımızda bakalım böyle dışarıya, arkadan, yataktan bile aracın ön tarafı gözüksün istiyorum ben. Ben de açıkçası çok şey değildim. Yani bu araba çok sıcak bakmıyordum. Şu açıdan sıcak bakmıyordum. Ben bir yerde kamp yapayım dersem onun dibine kadar o arabayla girebilmem lazım. Biraz daha off-road var ya, sprinter vesaire benzeri bir araç kullanıp onun lastiklerini ve şasiyi yükseltip öyle kullanmayı tercih ederdim. Şayet şöyle bir şey var, bizde 3 tane köpek var. Yani sığabilmek açısından ve içerideki oksijen açısından kesinlikle bu araca mecbur kaldı. Ben de. Yine benim istediğim oldu. Ama bayağı geniş. Aynen, araç ciddi anlamda geniş. Hatta birazdan biraz bir planlama da göstereceğim. Bir içeriği gezdiririz, böyle bir tanıtırız. Neresi ne olacak falan filan. Güzel arabanın böyle. Ben konsol tarafını çok sevdim, onu kreme boyayacağım. Ya, masraflar çıkacak. Aynen, masraflar çıkacak. Şunu söyleyebilirim şu ıslık çalanın dışında. Kuş uçuruyorlar, ondan çalıyor bu arada. Mesela aracı alınan fiyattan daha fazla masraf her türlü çıkacak. Ama gidip herhangi bir tane karavan atölyesine araba verip bunu yaptırmanın yarı yarıya fark ediyor. Ve çoğu insan genellikle şey söylüyor. Ya ben bunu alırım, örnek vereyim. 700 liraya anca yapılır, 700 bin liraya, 600 bin liraya anca yapılır. Araç büyüdükçe fiyatı artar. Araç büyüdükçe fiyat artar. Neden artar? Malzemeden artar. O ne kadar artar? Kullandığın malzeme 3 binse 5 bin olur. 5 binse 7 bin olur. Aradaki fark bu aslında. Daha büyük bir şey değil. Depo olarak da ufak ufak toplasam bile maksimum artacak bu araçta. 50 bin lira fazla harcarsın. Abartıyorum hatta şu an. Millet... Geniş bir aracın olmuş. Yani. Ya zaten harcadığın da ona göre aracın değeri de artıyor. Bir zarar değil yani hiçbir şekilde. Şey düşünün, evinize yaptırıyorsunuz. Evinize kötü mobilya mı, iyi mobilya mı alalım derken aynı mantık aslında. Peki aracı alırken biz nelere dikkat ettik? Bir, araçta çürük var mı? Aynen. Onu, yani sırf onun için daha Kocaeli'ne gitmeden bizim akrabalara sordurduk. Gidin bir bakın aracı görün. Şasesi sağlam mı? En önemli şey şasesi. Mesela araçta boya var mı? Hiçbir şekilde önemi yok. Araç zaten boyanacak. Yani hayır.
biz bu renk kullanmayacağız. Ufak tefek çürükler ister istemez olacak ama önemli olan bütünlük yani. Kocaman bir parça çürükse onun maliyeti daha da yüksek olacak. Şasede çürük var mı? Şasede herhangi bir şey var mı? Yok. Zaten o yüzden bu aracı aldık. Bir dikkat ettiğim oldu şase podyeleri falan. Hepsi sağlam. Kaç motor bu arada? 3900 motor. Aynen 3900 olması lazım. Ben hatırlıyorum. 3.4. Ne 3900 ya? Bir dakika. Kaçtı? Ruhsat nerede? Çantamda. Unuttum. Bunu yoruma eklerim aşağıya açıklamaya. Daha fazlaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir ama ben 3.9'unu hatırlıyorum motorun. Bana da öyle geldi ama yani ne olur ne olmaz. Kesin bilgi açıklamaları ekleriz. Şey olarak yakıt olarak çok şaşırttı araç bize. 3 lira yakıyor. Şu anki kurla, güncel kurlarla. Yakıt fiyatlarıyla 3 lira yakmış kilometrede mükemmel. Tahminimiz o. Daha az da yakmış mı? Kesinlikle yakmıştır. Daha uyguna gelmiştir uzun yolda geldiğimiz için. Bakalım göreceğiz. Başka neler? Motoruna dikkat ettik. Ya motorda ne yaparsanız yapın belli başlı sıkıntılar var. Çünkü bu araç yani 1 milyonu devirmiş bir araç olmuş olsun. Bu motorlar belli aralıklarla revize oluyor, rektifiye oluyor. Ama ona göre gayet sağlıklı motor. Ufak tefek yağ kaçakları var. Onu ustayla konuştuk. Usta giderilebilir. Çok büyük bir sıkıntısı olmadığını söyledi. En büyük sıkıntımız vites. R yok bizde arkadaşlar. R var ama 2-3 kişi beraber girmeniz lazım R'yi. Yani normal 1-2-3'te onlarda hiçbir sıkıntı yok. 3'ten sonra 4'te bir hafif takılma var. Vites kutusu komple değişik. Ama geri vites takmak için böyle bildiğiniz böyle var gücünüze çekip öyle anca takılıyor. Bir kere taktıktan sonra o da alışıyor gerçi ama yine de zor. Başka aracın zemininin düz olmasına dikkat ettik. Ama bunun bir eksisi aynen varmış. Aracın zemini mesela bu M23 bakmıştık biz ilk başta. M23'ün mesela ortasında bir hol var böyle daha aşağıda görüyorsunuz. Koltukların olduğu yer daha yukarıda. Onun sebebi bagaj alanının geniş olmasıymış. Bizim aracımız City paket. O bagaj alanları daha küçük. Bir de şöyle bir şey var. Mesela bu araç ikiye bölünüyor. Euro City ve Eurobus olarak. Aynen Eurobus. Eurobus olan şehirler arası genellikle bagaj alanları büyük olan. City olan insan taşımaya yönelik. Ona göre fark ediyor zaten. Yani bagaj alanından küçültüp insan alanını genişletiyorlar. Biz site olanı aldık. Yani şeyden çok korktum. Depo alanlarından çok korktum. Geçen mesela ondan sonra göstereyim ben size. Usta şey dedi bir tane kaportacı ustayla konuştuk. Dedi buraya su deposu falan yapabilirsiniz diye bir alan gösterdi bize. Çok mantıklı geldi. Şu an mesela onu yapmayı düşünüyorum. Şey değil mi? Direkt karoserinin. Aynen karoserinin aynen altı. Aynen onu sormuştu bize. Zekice bir şey. Bence de onu kullanabiliriz. Öncesinde su deposunu yatağın altına yapmayı düşündük. Yatağın altına yapılabilir ama mesela orayı başka bir alan olarak da kullanabiliriz artık. Aynen artık oraya depolama alanı yapabiliriz ayrı bir şekilde. Evet. Oraya pis suyu da çekebiliriz bak o da mantık. Mantık aynı aracın içinde olursa daha iyi olur. En önemli şey malzemeler. Malzemeleri nasıl temin ediyoruz? Malzemeleri birinci el üreticiden temin ediyoruz. Hani herhangi bir yere gidip aracı ücreti ödemiyoruz açıkçası. Ve yerimiz sanayide olduğu için zaten her şey bizim elimizin altında bulmak çok kolay oldu. Burası o konuda çok ilginç bir yer. Aynen. Her şey var. Yani şu karşımızda komşumuz güneş panelci falan çıktı işte. Onlara bakıyoruz. Öyle. İzolasyon dibimizde. Aynen. İzolasyon. Boyu tamir desen onlar da var. İzolasyon için şey yanmaz kaynakçı dolu zaten burası. Tercih ettik. Yanmaz kauçuk tercih ettik. Böyle kendinden yapışkanlı. Yapımı da çok kolay. Yani alıyorsun, yapıştırıyorsun, kesiyorsun falan filan. Gayet kolay görünüyor yani. Normal bizim biraz yapabileceğimiz da bir iş. Ya bizim yapamayacağımız iş mi? Yapamadılar. Her türlü yapamadılar. Hadi arabanın içini gezelim o zaman. Şoför mahallinden başlıyoruz. Önce konsolumuzu gösterelim. Aynen. Wi-Fi yok ama yani kablolu internet bağlantımız burada mevcut. Ya bu kablo ne olduğunu çok merak ettim. Kent kart falan diyenler oldu. Mesela bilen varsa öğrenebilirim. Neden burada lan kablosu var? Şöyle direksiyonun hakimiyeti nasıl arabanın? Direksiyonun hakimiyeti iyi yani. Hidrolik mi? %100 hidrolik değil. Çok mu sert? Değil. Yarı hidrolik diye geçiyor sanırım. Yani tahmin ediyorum tamamen. Çünkü şey ağır bir direksiyon yok. Benim daha kötü arabalar kullandığım oldu. Direksiyon düşündüğümden çok daha hafif. Onun dışında havalı sistemle çalışıyor bu araç. El freni burada. Yani araç çalıştığının belli bir süre sonra havası dolduktan sonra el freni indirerek hareket ettirebiliyorsunuz. Yani havasız hiçbir şekilde kendini kilitliyor araç. Hava olmadığı sürece de çalışmaz net söyleyeyim. Hareket ettiremezsiniz. Burada ne var? Bardak var burada şu an. Düşmüş bardak oraya. Gaz pedallarında falan bir ağırlık var. Debriyajı mesela cidden çok ağır ama
normal veriyorum bunu. Yani zaten baskı balata bir kontrol ettireceğiz. Bizim büyük masraflardan biri de aracın genel masraflarına gidecek zaten, bakımlarına. Onun dışında dediğimiz meşhur vitesimiz bu. Geri vitesi takmaya çalışalım. Şuradan sonra bir şey kuvvet gerekiyor ve şu an 2'de. Geriye takmak için bir tık daha gelmesi lazım. Bu genel bir sıkıntı. Araç çalışmalarında daha büyük sıkıntı oluyor. Onun dışında var mı buradan soracağım bir şey? Burada işte aynalarımız var şurada. Burada da cam var. Şurada küçük bir depolama alanı yapmışlar. Minik bir şey böyle herhalde. Ben oraya pipetli içecek sarkıtacağım kendime. O boyunca. Şöyle ön konsol gördüğünüz gibi. Bunu kreme boyayacağız işte. Şu kapakları falan da şey gelip teyip gelecek, ekran gelecek. Buraya teyip gelecek. Tuşların hepsini sökülecek, tekrardan boyanacak, revize edilecek. Burada bazı yerlerde direkt vidalı şeyler var. Bunlar çıkarılacak. Vidalar çelik macunla kapanacak. Sayayım mı? Şurada bir tavan ekimiz var. Buraya cam yapmayı düşünüyoruz. Orayı cam değil şey yapabiliriz ama. Havalandırma, klima. O sıkıntısı var. Araç gördüğünüz gibi böyle. Çıkan çocuklar bunlar. Ha, bir dakika onları gösterelim. Şimdi en büyük sıkıntı şurada. Çamurluk. Çamurluktan dolayı çürük oluşmuş. Ama tavana baktığımızda aracın tavanı temiz. Yani şurada çok küçük şeyler var böyle gördüğünüz gibi. Ya tavanı kontrol ettik. Çürük diyebileceğiniz en büyük çürük bu tavanda. Ya bunda zaten canavar bir çelik fırçayla girdik mi hiçbir şey kalmayacak. Yani biz şeyi demirde bir ezilme yok. Size depo alanını göstereyim. Ver istersen ben şöyle göstereyim. Okay. Şu kısımda kocaman bir alan var. Normalde buraya stepne geliyor. Stepnenin geldiği yeri aracın, yani stepneyi aracın arkasına ya da önüne takarak bu alanı komple depo yapabiliyoruz. Bunu bize karoserci usta gösterdi. Gayet de mantıklı geldi. Altına bir çelik koruma verdi. Metal bir saç koruma gerekecek zaten. Ne olur ne olmaz. Onun dışında hadi ya ben şimdi aracın içi nasıl olacak onu anlatayım. Tamam. O zaman bu taraftan aşağı düşme dikkat et. Burayı şey yapacağız, koşu bandı. Şurada lastiğin olduğu kısmı. Yolda giderken orada koşabilecek. Hayır. Şimdi buraya kadar, şu cama kadar şey planladık, yatak yapmayı planladık. Bu kapıyı kapatıp şuraya bir depolama alanı yapıp burayı boydan boya komple yatak yapacağız. Camlar kalacak. Neden diye soranlar olacaktır. Çünkü biz zaten dört duvar arasında yaşamayı sevmediğimiz için buna giriştik. Öbür türlü normal hani kapalı bir arabaya dönüşüyor. Öyle bir şey olsa gider arkada deposu olan bir araba alıp bir tane cam açar geçerdik. Ondan sonra şöyle gelelim. Şimdi bu tarafa ya banyo işte mutfak gelecek şöyle. Oraya mutfak gelecek tahminim. Aynen böyle bir mutfak olacak. Ondan sonra böyle aynı şekilde aynı hizada bir tuvalet olacak çünkü araçta denge kurmak tuvalet önemli. Tuvalet ve duş. Aynen. Tuvalet ve duş yani. Buraya geldiğimizde bütün hani kullanılan asıl alan bitmiş olacak. Kocaman bir oturma alanı olacak. Yani şuradan geniş açıyla da şaşırtmak istemem ama şöyle söyleyeyim ben size. Cam hizasından sayın. Burası şuraya kadar bir oturma alanı olacak. Bayağı geniş bir oturma alanı düşünüyoruz biz. Aynen. Yaşam alanı büyük olacak. Çünkü 3 tane köpeğimiz var. Onlar da böyle rahatça gezebilsin, arabanın içine strese girmesin diye böyle bir araba tercih ettik. Yani tamam bu kadar. Camlar için biz bir çözüm bulduk. Yurt dışında böyle cam filmleri var. Isı geçirmez. Yani ısı sıcaklık geçirmiyor. Yani soğukluk da geçirmiyor. Cama takıyorsun. Görüşü herhangi bir şekilde çok fazla etkilemiyor. Sadece hafif bir böyle hani kamerada şey olur ya kahverengi filtre. Neydi onun adı? Sepya. Ha sepyaya benzer bir şey olacak. Sepyaya benzer bir şekilde işte. Ama daha hafif sepya da denmez. Aynen sepya denmez. Dışarıyı rahatça görebileceğiz. Ve onu şimdi, termometreyle falan ölçüyorlar. Baktığımızda sıcaklık aynı kalıyor. Şöyle bir şey de var. Herkes şeyi soruyor. Ya tamam siz dışarıyı görebileceksiniz de dışarısı da sizi görebilecek. Perde. Ya aslında çok basit o. Jaluzi veyahut da perde çok kolay bir sistemle direkt tavanlardan oturarak bütün camlar kapatıp açılabilir bir şekilde olacak. Aynen öyle yani. Perde diye bir şey icat edilmiş. Buraya takıyorsun böyle kapattığında dışarıda insanlar seni göremiyor falan filan böyle bir şeyler. Hani yanımız boş olduğunda gayet açık biz de istediğimiz gibi manzarayı izleyebiliriz. Aynen. Mesela benim en çok merak ettiğim şey şu. Şu alttaki camı ben açıkta bırakmak istiyorum, kapalı da bırakmak istiyorum. Yani çok kararsız. Çünkü yatak hizası tam camın bittiği kısmından gelecek. Görüntü hoş olmaz.
O yüzden film yapabilirim belki. Komple cam filmi olarak çekebilirim. Ya da komple iptal de edebiliriz. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ona bir karar vermedik henüz. Aracın şöyle yerdeki kontrol plakları sökmek bir tık zor. Aynen. Hani cidden zorlandık. Şimdi VD40'da deneyeceğiz. Belki daha işe yarar bir şey çıkabilir. Neden söktük? Çünkü aracın içindeki tüm çürükleri görmek istiyoruz ve aracın hani zemini sağlam olsun ki böyle her şeyi okey olsun. Bir daha aracın altı açılmasın. Çünkü açılırsa zaten bu otobüs bitti. Yani o yüzden açılmayacak şekilde böyle şeylerine önem verip hani daha iyi yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü mobilyayı değiştirebilirsin, boyayı değiştirebilirsin, ıvır zıvırı değiştirebilirsin ama yeri tekrar kaldırıp sökmek bir zulüm. Yapamazsın. Zulüm değil, yapamazsın zaten. Yapamazsın o kadar şey yani. Geldikten sonra her şeyi tekrar sıfırdan yapmak gibi olur. Bir de şu var mesela, bu tahtalar. Ya bu araçta ben şeye çok şaşırdım, bunun altında bir saç bekliyordum. Ama açıkçası şöyle, bu tahtayı bir kaldırdık, altı boş çıktı. Ya o fabrikasyon olarak böyle üretiliyormuş bunlar. Biz buna şey düşünüyoruz altına. Ya çelik plaka ve kompozite düşündüm aslında ama şu an sadece düşünme aşamasında ne kadar sağlam ve ne kadar dayanıklı olur bilmiyorum. Ya da gayet kalın bir saç düşünüyoruz. O saçı kullanarak da hareket edebiliriz. Ama paslanmaz olmalı. Aynen, paslanmaması yani, çok önemli. Çünkü yani ne olursa olsun ben ekstradan pütür de attırmayı düşünüyorum zaten. Yani şunun gibi bir şey olsa saç koymamızın herhangi bir anlamı yok. Araç kendinden. Aynen. Çıkabilir. Yani şuradaki profiller falan değişecek zaten. Şu zaten. Çamur zaten en büyük sıkıntı araçta. Araç alırken ilk dikkat edeceğinizde çamurluk olsun. Çamurluğa bir bakın. Varsa çürük ilk önce orada vardır. Ya gördüğünüz üzere. Ama mesela yanlarda çıkmadı sıkıntı. Yanlar gayet temiz çıktı ona göre. Aracın yanları gayet. Yani bunları çürük olarak saymıyorum ben. O paslanma sadece. Çürük yok orada. Yanlarda aynı şekilde paslanmalar her türlü giderilebilir. O sıkıntı değil. Mesela bu taraf da daha önce çürümüş. Burayı kapatmışlar. Bu bize çok büyük bir referans oldu. Şimdi diğer tarafa da böyle bir parçamız gerekecek. Ölçülerin hepsini birebir bundan alabiliriz. Ya saç kalınlığı da gayet iyi. Bunu alıp buraya uygulayabileceğiz aynı şekilde. Evet hocam. Videonun sonuna geldik. Biz kontrol plakları sökmeye devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve desteklemek için abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olun, abone. Durun, bir bilgi daha vereceğim. Ara bilgi. Belki bunu başka videoda koyabiliriz. Kontur plakları sökmek neden zor? Kontur plaklar, ekranı göreyim. Şöyle vidalarla sıra boyunca vidalanmış. Ama vidaların üzerine macun atılmış. Macunların üzerine de zımpara geçerek tahtayla bir olmuş. Vidanın yerini bulmak zaten sıkıntı. Normal vidaları söktükten sonra sökmek tabii kolay olacak. Bir de arada şöyle şeyler var. Direkt tutamaçların olduğu. Tutamaç diyorum ben onlara. Çok hoşuma gidiyor. Tutamaçların olduğu yerde çok büyük, çok yani sağlam vidalar var şunlar. Bunların olunca tahtayı kırıp vidayı direkt kesmemiz gerekiyor canavarla. Başka türlü bir yolu yok zaten. Ve yani şu bahsettiğimiz alanda şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahmin, 7, 8, 9, 10, 11 tane vida tek sırada var böyle. Bunun enini, bu tarafını falan saymıyoruz da. Neyse ben kapatayım videoyu o zaman.